öğrencilerin yakınlarına başsağlığı diliyor. Yaralı öğrencilere acil şifalar diliyorum. Kız öğrenci yurdunda çıkan yangının hemen ardından yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralı olarak kurtulan öğrencilerin aileleri başta olmak üzere hepimizin yürekleri yanarken bu anlayışın sonucunda yurtta kalan kız çocuklarının öldürüldüğünü söylemek durumundayız. Yaşadığımız her felakette, önlenebilir cinayetlerde kader sözünün kullanılması bilimden, akıldan uzak bir değerlendirmedir. Bizler kadınız, anayız. Yeter artık, çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Bıktık, usandık artık. Her gün yeni bir acıya uyanıyoruz. Çocuk tecavüzü... Çocuklara yapılan işkenceler, çocuklarımızı öpmeye kıyamayan biz analar, onların minik bedenlerini bu kadar pervasızca inciten, yaralayan, yok edenlere karşı mücadelemizi büyüterek sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Bizler bugün küçük kız çocuklarıyız. Adana'da bir kız yurdunda yanarak öldük bir gece. Önce saçlarımız yandı, sonra yüzümüz. Sonra tırnaklarımız, pijamalarımız. Biz küçük kız çocuklarıyız. Vicdanlarımızın ölümüyüz. Soma'ya, Fıtrat, Ensar'a, bir kerelik Adana'ya kader diyenler kadınların gazabından kurtulamayacaklardır. Küçücük kızları tecavüzcüleriyle evlendirmek için uğraştığınız kadar güvenlikleri için uğraşsaydınız bu kadar kız çocuğu o yurtta yanarak ölmezdi. Yoksul aile çocuklarının kaldığı bu tür yurtların hali aslında eğitim sisteminin çarpıklığının, yetersizliğinin, eğitim alanına yeterli kamu yatırımının yapılmamasının bir sonucudur.